İsmim Oğuz Değerli. Sömez Gıda İşletme sahibiyim. 2-3 yıldır bu sektör içerisindeyim. Ve bugüne kadar olabilecek en düşük sektörde gidiyoruz şu anda. Mesela atıyorum bir ürüne zam geliyor ve marketlerin birçoğu zamı geç yapıyor. Bize zam geldiği zaman direkt uygulamak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden de bizi pahalı olarak görüyorlar. Ve ayrıyeten de pandemi dolayısıyla kapalı olduğu için yüksek derecede iş düşüklüğü var. Yani işin yüzde oranında vuracak olursan %70 oranında iş yok şu anda. Pandemiden dolayı kapatılıyor. Yani pandeminin yani sanki pandemi vakalar da yayılıyormuş gibi. Pandemiden dolayı yani işler çok düşük. Zaten çarşı esnaf olaraktan da özellikle mahallelerden çarşıya çok düşük oranda geliyorlar. O yüzden de çok etkiliyor tabii ki işleri. Ya tabii burada kafeteryaların kapatılması, çay ocaklarının kapatılması, lokantaların kapatılması büyük oranda etkiliyor. Ya genellikle biz bu şekilde buraya hitap ettiğimiz için bizim işimiz %70 oranında düştü. Ya bir denetimler yeterli gibi gözüküyor. Çünkü sürekli geliyorlar, sürekli denetim içerisindeler. Tabii ellerinden geldikleri kadar hızlı bir şekilde denetlemeye çalışıyorlar. Yani yeterli olarak görüyorum denetlemeleri. En çok yaşadığı sorun fiyat konusu. Fiyatlar orada biraz daha hesaplı geliyor. Bize gelene kadar yani şimdi toplu alımlarda onlar da biraz daha düşük iskonto oranı olduğu için fiyatlar orada düşük cazip de geliyor ve biz de o şekilde o fiyatları karşılayamıyoruz tabii ki. Halka söyleyecek bir şey yok çünkü halk tedirgin. Pandemiden dolayı tedirgin olduğu için genellikle kendi mahallelerinde kaldıkları için yani halka diyecek hiçbir şey yok. Tabii ki pandemi süresinde hiç kimseye bir zarar gelmez. Yani önemli olan o zaten. Yani hiçbir şekilde oluyor ama tabii burada da iş de çok önemli. Özellikle de dükkan sahipleri hiçbir şekilde faydası olmuyor. Ve bir şekilde de biz yardım görmedik tabii ki bu alanda. Yani devlet kanalından da hiçbir yardım görmedik. Başvurumuz oldu ama hiçbir şekilde bize şey olmadı. Katkıda bulunmadılar yani. Ne kira yardımıdır, ne vergi indirimidir. Hiçbir şekilde faydası olmadı. Neden olmadı? Neden olmadı? Küçük ölçekli esnaflardan dolayı yani söz konusu siz diyorlar büyük defter. Büyük defter olduğunuz için dediler. Siz büyük ölçekli esnaf gözüküyorsunuz diyorlar. Ve büyük esnaf olmamıza gerektiren bir şey yok. Zaten sigara büyük esnaf yapıyor bizi. Yani sigaranın karı da yok. O yüzden de siz büyük esnafsınız diyorlar. Size yardım yok dedikleri için olmadı tabii ki. İsmail Özcan ben. Esnafız çarşıda bakkal olarak geçiyoruz. Valla bakkallar pandemide büyüyenler de var, küçülenler de var. Biz küçülen esnaf arasındayız. Çünkü şehir merkezinde kaldığımız için bizim buraya gelen olmadı. 65 yaş, 18 yaş yasağı olduğundan dolayı şehir merkezinde bulunduğumuz konumda zaten esnafların olduğu bir yer olduğundan dolayı gelen olmadı bize. Biz baya bir bundan sıkıntı yaşıyoruz şu an ödemelerdi vesairelerdi. Ama bakkal amca dediğimiz, tabir ettiğimiz insanlar, mahalle arasındakiler bizden bir tık daha iyiler. Yani kötünün iyisi diyelim. Ama biz bu işin içinden nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Bir an önce de kurtulmaya çalışıyoruz şu anda. Üç harfli diye geçiyor halk arasında biliyorsunuz işte reklam gibi olmasın ama artık bunlara bir çare bulmazlarsa bizim gibi esnafların burada ayakta kalması imkansız. Yani verdiğimiz kiralar, kazançların düşük olması yani sigaraydı vesaire bizi burada ayakta tutan olduğu için %4 ile çalışıyoruz. O da bize çok büyük sıkıntı. Valla bu hani ne kadar mantıklı bilmiyorum ama mahallelere böyle herkesin hani gidip izin alıp açma diye bir şey olmamalı ya da sınırlı olmalı diye düşünüyoruz. Hepimiz için iyi olsun. Yani işte üç harflerin arda arda açılmasından ziyade iki tane oraya açılıyorsa bir tane buraya açılsın gibi. Küçük esnafı da kollamak amaçlı. Onların önüne geçilebilir yani. Bakkalların en büyük yaşadığı masrafların aynı olması, kar marjının her geçen gün düşmesi. Yani benim gözümdeki bu. Şu an dediğim gibi kimse yok bizim şehir merkezinde. Şu an bayağı bir çabalıyoruz. Ürün gamımız da bizim sadece dediğim gibi tekel üzerine olduğu için yani onda ciro yapmadığım sürece bizde büyük sıkıntılar var. Bizim sıkıntımız bu. Şimdi geçen olayı biliyorsunuzdur Coca-Cola'nın düşmesinden dolayı. Yani o sattıkları rakamları bizim alma şansımız yok. Ama bunu yapabiliyorlar rekabet diye. Tabii ki buraya geldiğinde aradaki farkı görünce insan yani orada neden öyle de sizde böyle diye bir soruyla karşılaştığında bizden genelde alışveriş yapmıyor o insanlar. Yani şöyle bir örnek daha söyleyeyim çok acıdır. Oradan alışveriş yapıp bizden poşet alırlar ücretsiz. Yani bir de bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani o bilmiyorum ya onun önüne nasıl geçilebilir? İşte dediğim gibi bu biraz daha belediye ile alakalı gibi geliyor bana. Belediye düzeltmediği sürece önüne geçemeyiz onu biz.